Bence anne yapmamalısın artık yani. Çocuklar çok zor oluyor bizim için kıyafet almak. Etiketi kesmesi sıkıntı değil. Tamam, bebekken belki hepimizin çocuklarına bütün hani alerji yapmasın diye etiketleri kesiyoruz. Bütün annelerde var bu huy. Ama şimdi de o huy alıştığı zaman da bu sefer büyüdüklerinde şey problemi yaşıyoruz. Orası gıdıklıyor, burası gıdıklıyor. Bence bu kadar da hassas olunmamalı yani. Peki Havva Hanım, şimdi dediniz ki Nurcan küçük, yani çocukları küçüklüğünden beri işte aman çocuğum tabağını bırakma, sonuna kadar ye. Siz de birazcık daha rahat bıraktınız. Fakat çocuk da gece karnı acıkınca da siz yapıyorsunuz yemek. Ona bir evet. şey hazırlıyorsunuz. Yani aç mı uyusun? Onur Bey, yani aç mı yatsın çocuk? Tabii ki hayır, ama şimdi annelerin bu konuda... veriyorsun işte, yani yapacak bir şey yok. Ama... Hayır Onur Bey, şimdi o öyle bir şey söylüyor ama yani onun yaşını, sağlığını düşünerekten söylemiyor. Çünkü belli bir saatte yemek yenilmemeli. Babaanne kıyamıyor ama yanlış yapıyor. Kesinlikle yanlış. Biz bu konuda aynı evde olduğumuz için problemi çok yaşıyoruz. O saatte yememeli. Yaş gereği kilosu da fazla. Yani kıyamadığından yapıyor ama yapmamalı yani. Akşam çocuğa yemek yedirilir mi ya? Ya gecenin bir yarısı olmuş, yemek hazırlıyor, sandviç yapıyor, börek veriyor. Bence yanlış yapıyorsun anne, meyve falan ver en azından. Onun sağlığı, ilerideki durumunda da sağlığı çok önemli. Onun bence yeme sistemiyle ilgili bir şey var. Yani gece acıkmaması için ya aperatif daha bir Kesinlikle. Şeyler olması lazım gibi. Şimdi Nurten Hanım, gelininizden şu konuda çok ince giydiriyor dediniz. Evet. Yani bu kışın özellikle çok mu böyle ince şeyler kışın giydiriyor? Bile mesela bir atlet bir tişört veya bir atlet bir kazak giydirir. Mesela ben de üstüne işte bir kapşonlu giydiririm. İşte üşümesin, soğuk almasın, üşütmesin diye düşünürüm ama o hep bir inceltir. İnceltir. Gerçi Asil de öyle alıştı. O da sıkıntıya gelemiyor artık ama ben gelinimin söylediği yoruma şaşırdım. Bu bebek olduğunda, yeni olduğunda ben çalışıyordum. Sadece akşam üzeri geliyordum, ilgileniyordum. Dünürüm kalıyordu. Gelinimin annesi kalıyordu yanında. Bir hafta sonra mı, 5 gün sonra mı kontrole çağırdı doktorumuz. Bebeği götürdük. Bebek kilo vermiş ve sarılık olmuş. O yüzden bebeğin sık sık beslenmesi gerektiğini söyledi. Kilo kaybı devam ederse küveze koyarız dedi. Aysun, şimdi sen kışın hava soğuk olduğunda... Ya çocuğuna incecik şey giydirmiyorsundur. Böyle bir şey olması mümkün mü Onur Bey? İmkansız. Anneciğim, benim yaptığım çocuğuma ince giydirmek değil, sadece gereksiz bir şekilde fazla giydirmemek. Kışın ortasında ben çocuğumu yani özellikle üşüsün diye üstünü soyacak değilim. Ben sadece şuna karşıyım. Yani yazın ortasında bile yani ben mesela ince bir şey giysin istiyorum. Annem diyor ki mesela aman onunla üşür, çorap üstüne giydir, bir falan. Kat daha giydir. Çorap giydiriyor musunuz aman, yoksa? Yok, çorap giydirmiyorum da mesela tişörtsüz gezer evde Asil. Ben mesela eser, ceryan olur. Hani illaki bir üstünde bir penye, bir atlet olmalı. Hani evde de tişörtsüz gezer yazın ama. Yazın. Anladım. Ama ben öyle alıştırdılar. Kontrolü sağlıyorum Onur Bey yani. Camı kapıyı açıyorum da yani Asil'i geçip de ceryanın ortasında o tutturmuyorum. Değil tabii ki. Ona göre kontrolünü sağlıyorum. Hiç hastada olmaz çok şükür. Yani sık sık hastada olmaz. Asla hastada olmaz yani alıştı. Ona bakarsan. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu yurt dışında da çok fazla aileler çocuklarını böyle pusette falan gezdirirken ben de şahit oldum. Kışın özellikle. Çocukların ayağında ne ayakkabı var, ne çorap var. Soğuk havada incecik şeyler de giydiriyorlar. Birkaç arkadaşımla konuştuğumda bağışıklıkları kuvvetlensin Sistemli, diye tabii. küçüklükten itibaren. Ama biz Türklerde annelerimiz bizi böyle sarar da sarar, sarar da sarar yaz kış. Birazcık da bilmiyorum hata mı yapılıyor, doğru mu yapılıyor bilmiyorum. İlayda, şimdi Allah en yakın zamanda kucağına güzeller güzel evladını inşallah verir. Ama annen diyor ki kayınvaliden. Yok o uyanmaz, uykusuna düşkündür, o yüzden çocuğa ben bakarım diyor. Zaten sen de burada diyorsun ki annem çocuğu alır benden. Zaten öyle bir niyeti var. İlk başta uykuyu söyleyeyim. Ben uykuya hiç düşkün birisi değilim. Yani sabahın erkeninden kalkarım. Yani düşünün yani 8'de işte olacaksan ben 7.30'da giderim o derece. Hmm. Hiç öyle bir sıkıntım yok uykuyla alakalı. Annem bunu nasıl söyler şok oluyor. Uyku konusunda hiç katılmıyorum anneme, bilmiyorum. Çocuğu da kesin alır ya. Şimdiden baskı yapıyor. Anne diyorum, hayır şu an zaten bir
kariyerimin daha başındayım. Biraz zaman geçsin. Yaşım da küçük, daha 26 yaşındayım. Ama annem bana çok baskı yapıyor. Çocuğun olsun, ben bakayım tek. Peki, İkiz olsa Gülcan bile Hanım bakarım diyor. Güven, güvenen gözlerle bakmıyor yani. Ya kesin şey diyecek, oldu ki ben o yanlarında olmadığımı düşünürsek ki olacağım. İlk kere o eşine söyleyecek. Kalk bak, ağlıyorum, altına bak. Siz şeyine oğlunuz bak. İçin aslında kalmış. Ben hayır, sırf oğlum için değil. Hani onun, hani ona yönlendirecek. Zeynep, valla bu bebeğim. Bir yemek, bir şey dediniz, yemek suyu mu? Pirinç suyuyla ekmek batırıp yer, ha, yediririz yani. Bir de pirinç, lapası. Pirinç lapası yaparım, yediririm. Ama siz de dediniz ki hazır mamalar var. Evet. Hani sütten kesildikten sonra madem böyle bir imkanım var, ben niye çocuğuma bunu kullanmayayım evet, dediniz. Şöyle Onur Bey, şimdi belli bir aydan sonra ilk gıdaya geçiliyor. Tabii ki yemek suları yiyor, ekmek yiyor, bir şeyleri yiyor. Ama kayınvalidem normalde bir yaşın önce süt verilmemesi lazım. Pirinç unu, süt, birazcık da şeker koyarız, çok güzel oluyor. Bak bu diyor, ne güzel kilo alacak diyor. Kayınvalidem ısrarla pirinç unu yedirecekmiş. O çocuk pirinç unu yemeyecek. Ama çok sağlıksız bir gıda o. Normalde hazır hazırlanan mamalar da var. İçinde şeker olmayan. Hmm. Hani daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için şeker koymuyorum ama gördün mü şeker koydum. Çok azıcık da şeker koyarız, hiçbir şey olmaz Zeynep. Çay kaşığı kadar ucundan koyarım. Çok değil yani o da. Yok. Hiçbir şey yapmaz çok o. Normal ama şeker ben de öyle büyüttüm çocuklarımı, pirinç unuyla, yemek sularıyla, yumurta açtırırım, rafadan yediririm, öyle büyüttüm. Ama sadece kilolu olur. Çok da sağlıklıydılar yani. Ama yani şimdi çok... artık devir de değişiyor. İşte öyle aslında. Diyor, devir değişti, şimdi değişik mamalar var diyor, onu yedirtmiyor bana. Peki Aysun, öyle bir şey oldu mu sende? Yani çocuğuna hazır bir mama... Yok. Vesaire. Ben söylediğim gibi biz asla mama kullanmadık. İşte benim yarım kaldı. Ha. Ellerinde biberon, çocuğa mama yedirecekler, biberon verecekler. Hani çocuk kilo kaybetmesin, sarılık oldu ya. Doktor bir daha kontrole çağırana kadar kilo aldırmamız lazım. Ben de 10 dakikada bir, doktor da söyledi, saati kurdum gece dahil. 10 dakikada bir uyandırdım, emzirttim. Uyandırdım, emzirdim. 1,5 yaşına kadar emdi Asil. Anne sütüyle beslendi. Kaç? 2,5. İyi ki de mama vermedik. İyi, iyi yapmışsınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İkinci VTR'ye geçmeden önce. Şimdi çocuk büyütme konusu çok hassas bir nokta tabii ki. Anneleri, evlatların anneleri onlar. Ama çocuklar büyürken de hiçbir zaman anneannenin ve babaannenin hakkını ödeyemez. Çünkü emekleri de çok büyük oluyor ne olursa olsun. Öyle, tabii. Allah eksik etmesin başımızdan sizleri. Korkacak da değiliz, çekilecek de veya kaçacak da değiliz. Forbiri meydan. 4 tane gelin, 4 tane kayınvalide geldi geçti bu masadan. Bize vız gelir, tırıs gider. Boşuna konuşuyorlar bence. Çeyrek altının sahibi olan gelin. Şimdi ikinci VTR'imize geçelim. Nurcan'ın eltisinden gelen video mutfağı nasıl karıştırdı? Haydi izleyelim. Kızlar, benlik bir sıkıntı yok ama sizlik çok büyük sıkıntı var. Çünkü 16 senedir aynı evin içinde, artık ezbere biliyor her şeyi. Bence siz korkun bu işte. Biz ezberi bozacağız, haberi seviyorum yok. Seviyorum seni, çok sağ ol. Beni zaten eltim desteklemiş, daha ne diyebilir ki? Yani ezberi bozacağız, eltinin bundan haberi yok. Eltin seni destekliyor da bir yani dün herhalde söylediklerini tam anlamıyla duymadı. Ben Eltim'den daha becerikliyim, yok şöyleyim, yok böyleyim. Yani benim Eltim benimle ilgili böyle bir şey söyleseydi gidip ben onun için destek videosu asla çekmezdim. Ama ben Eltim için kötü yemek yapıyor demedim. Ben Eltim'den daha güzel yapıyorum. Evet. Bizim ailede kim yese benim tabağımı tanır, benim yapmadığımı bilir. Kesinlikle. Kayınvalidemden de güzel yemek yapıyorum. Eşim de söylüyormuş zaten bunu. Eltisi de öğrenecek ki bugün burada ezberler bozulacak. Canım ben benim eltim zaten benim onun hakkında yanlış bir şey ya kötü bir şey söylemeyeceğimi biliyor. Resmen geri vites yapıyorsun. Eltin diyor ya sizi büyük bir tehlike bekliyor diye. Nasıl bir tehlike bekliyor bir anlatsana bize ya. Yemek açısından lezzetli yaptığımı düşündüğü için. Eyvah eyvah. Bu eltiler, yok mu eltiler? Nurten Hanım, yorum alın sizden. Eğer aslında söylediğinin farkında değil, onun yemeklerine güvenseydiniz onu getirirdiniz. Aynı zamanda bizim hiç korkacak bir durumumuz yok.
daha ikinci gününüzdesiniz. Dün 16 yıllık gelinizin tabağına 3 verdiniz. Bence çok da büyük bir başarı değil. Yavaş yavaş yükseliyoruz işte. Bilmiyorum bugünkü puanınızı görmedim. İlk günün heyecanından eminim ama sizler de bulamamışsınızdır ilk geldiğiniz gün. Ben öbür siz kaç gelin verdiniz gelinize ilk geldiğiniz gün? Bir verdim. Ama ben demek böyle ki iddia etmedim ama. Böyle iddia etmedim.